Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Kur'an iklimi programı yapıyoruz ve Nisa suresinin 60. ayeti kerimesi üzerinde bir bölüm sohbet yaptık ama tamamlanmadığı veya daha söyleyeceğimiz şeyler var. Onun için devam ediyoruz. O ayet-i kerimede Allah-u Teala buyurmuştu ki Bismillahirrahmanirrahim Elem tera ilellezine yez'umune ennehum amenu bima unzile ileke ve ma unzile min qablike yuridune en yetehakemu ile tağuti ve kad umiru en yekfuru bih. Evet, tağutu reddetmekle emrolundukları halde Allah'a sana indirilene, senden öncekilere iman ettiğini söyledikleri halde tağutla mahkeme, tağutun önünde mahkeme olmaya gidenler var ya diye Allah-u Teala insanları uyarıyordu, münafıkları uyarıyordu. Bu münafıklar da dedik ki bir kısmı ehli kitaptandı, bir kısmı da ehli kitap olmayan normal daha önce müşrik olan Araplardan münafıklar vardı. Allah-u Teala onları uyarmıştı ve bu kelimeler üzerinde, tağut üzerinde falan biraz durmuştuk. Muhterem izleyenlerim, bugün dünyada öyle bir durumdayız ki Müslümanlar olarak şöyle bir bakınız. Allah'ın dininin %100 hakim olduğu ülke, şehir, topluluk falan ne kadar vardır? Hepsi tartışılır, öyle değil mi? Yani biz tekfirci değiliz elbette. Yani herkesi küfürle, şununla, bununla itham etmiyoruz. Ama ortada bir gerçek de vardır. Nedir? Bu şekilde yani Allah'ın dininin %100 hakim olduğu veya büyük ölçüde hakim olduğu ve İslam adına çekinmeden hüküm veren veya kaygısız bir şekilde hüküm veren ve oralara giden insanlar, bu fotoğrafı biz çok çok özlüyoruz ama maalesef yani bulamıyoruz. Peki bu durumda ne olacak? Evet, bu durumda ne olacak? Yani insanlar yaşadıkları yerdeki mahkemelerde yani ne yapacaklar? Yani bir insanın bir mahkemeye gitmesi, İslami olmayan bir mahkemeye gitmesi, Allah'ın hükümleriyle hükmedilmeyen bir çözüm yolu falan buralara gitmesi nedir? Ha, elbette biz buna bir fetva uydurup insanları yani kurtarmak istemediğimiz böyle bir düşüncemiz olmadığı gibi efendim hepsini de efendim bunların hepsi de bunu yaptığına göre bu ayeti kerimeye de göre de hepsi de kafir oldu falan yani bunu da demiyoruz. Yani illa bu orta yolu bulma değil, isabetli olma. Muhterem izleyenlerim önce şunu belirtelim, dikkat edin, şunu bir yere kaydedin. Yani suç tamamen bizden değil. Nasıl? Yani bizden öncekileri bize güzel bir İslam devleti, İslami mahkemeler güzelce teslim etti de biz düşürdük mü, yere mi düşürdük? Yani biz mi bu hale getirdik? Yani birileri bize Allah'ın dininin tamamen uygulandığı bir dünyayı bize teslim ettiler ama onlar gidince biz kaybettik bunu. Böyle bir şey var mı? Yok. Biz doğduğumuzda böyleydi. Biz doğduğumuzda, biz dünyaya geldiğimizde nedir? Yani şu asırda yaşayan Müslümanlar olarak nedir? Biz böyle devraldık. Onun için bir defa suçu başkalarına atmak değil de tamamen bizim de değil. Yani Allah-u Teala bize yani niye böyle yapmadınız, niye benim hükümlerimi uygulamadınız diye tamamen Allah-u Teala bizi sorgulamayacak. Belki hissemize bir şeyler düşürecek. Yani biz de bundan hissedarız. Yani en azından bunun için çalışmıyorsak, yani bundan memnunsak, razıysak, Allah'ın hükümlerinin uygulanmadığı bir beldede yaşadığımız halde, efendim lokmalar cüp cüp güzelce gidiyorsa, lıkır lıkır sularımızı içiyorsak, elbette bunun hesabını vereceğiz, o ayrı bir olay. Ama kaygı duyuyoruz, uğraşıyoruz, çırpınıyoruz. Yani okuduğumuz bu Kitab-ı Kerim bizim aynı zamanda, yani her şeyimiz olsun. Madem ki her yerde hakim, hakem, hüküm ayetleri var, hemen
Yani her yerde geçiyor. Herhalde bu kitap bunun için indirilmiştir diyeceğiz. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de zaten bunun güzel bir örneğini bırakarak gitmiştir. Bizim görevimiz de hayatımıza, önce ailemize, sonra yaşadığımız topluma, ülkeye Allah'ın dinini hakim kılmak. Biz bunun mücadelesini vereceğiz. Biz bundan sorumluyuz. Ne kadar mesafe kat ettik, neler verdik bu uğurda? Bu. Ama bugün bütün bunlara rağmen eğer böyle bir durumda değilsek ne olacak? İnsanları itham etmekten bırakacağız önce. Bunu bir tarafa kaydedelim. Biz ithamcı değiliz. Biz suçu tamamen başkalarına atmak veyahut da kendimizi temize çıkartmak da istemiyoruz. Ama söylediğim gibi bundan dolayı insanları dinden çıktıklarını ilan etmek, Müslüman olmadıklarını ilan etmek gibi bir insafsızlığımız da olmamalıdır. Bunun da yanlış bir yol olduğunu görüyoruz. Peki ne olacak? Efendim, biz Allah'ın dinini güzelce öğrenmeliyiz. Ve bir de şu da çok önemlidir. Çok zaman dile getiriyoruz. Yani fıkıh ilmini tarif ederken alimlerimiz, İmam-ı Şafii Hazretleri de, Ebu Hanife Hazretleri de El-Fikhu marifetün nefsi mâ lehâ ve mâ aleyhâ. Fıkıh, kişinin kendi lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesidir, hükümleri bilmesidir buyuruyor. Biz önce bunları bilmeliyiz muhterem izleyenlerim. Bu bir. Bir de Müslümanların hakları vardır. Kazanılmış hakları vardır. Bunları bazen başkalarının vasıtasıyla istemek haram mıdır, helal midir? Bunlara da bakacağız. Ha bir de ortada dikkat ediniz. Bu ayeti kerimeye göre yani elem tera ilellezine yezumune ayeti kerimesine iyice dikkat edersek seni bırakıp da diyor aşağıdaki seni bırakıp da tağuta gidiyorlar. Ha bir de sen olacak. Muhammed Aleyhisselam olacak yoksa vekil olacak. Burası çok önemli. Yani bir Müslümanın tağuta gittiği veya bir insan tağuta gidiyor diye suçlayabilmemiz için ortada bir de Allah'ın hükümleriyle hükmeden bir yetkili, güçlü bir makam, kişi, mahkeme olduğu halde onu bırakıp başka yere gidiyorsa. Burada bu çok önemlidir ha. Eğer bir yerde hem Allah'ın dinini hayata hakim kılan bir güç var. Bir yani merkez var, bir mahkeme var, bir kadı var, hakim var. Ve o hakimi, o mahkemeyi ayakta tutan gerisinde bir devlet var. Veyahut da o devlet çapında bir güç var. Ha işte bunu bırakıp da sırf dünyevi menfaattan dolayı tağuta gidiyorsa. Ama ortada bu yoksa nedir? Bu yoksa işte Müslümanlar ne kadar bu şeye bulaşabilir? Müslümanlar İslami olmayan hükümlere, mahkemelere ne kadar gidebilir? Yani bunları ne yapacağız? Bunları biraz bilmemizde fayda var. Muhterem izleyenlerim, onun için dedi ki, hakkımız nedir, hukukumuz nedir? Özellikle bunları iyi bileceğiz ve bunları birilerine bırakmayacağız. Özür dilerim, bazen bir köpeğe sahibine şikayet edebiliriz. Sahibi kötü insan da olabilir, başka şey de olabilir. Şu köpeğine sahip olmak, ben buradan geçemiyorum diyebiliriz. Demek hakkımızdır. E efendim ama o adam şöyle adam, böyle adam falan. E ne olacak, ısırılacak mıyız? Eğer o köpek o adamın sözünden, sahibinin sözünden anlıyorsa, dur dediğinde, gel dediğinde, eğer ona bakıyorsa, müsaadenizle biz bunu ne yaparız? Böyle bir talepte bulunabiliriz de bundan dolayı bizi kimse kınayamaz. Bu bizim hakkımızdır. Onun için bir takım haklarımızı almak için velev ki İslami olmasa bile hele hele Avrupa'da şurada burada yaşayan insanları düşününüz. Yani sadece yine diyelim ki bizim ülkemizde yaşayan insanlar en azın Allah'ın hükümleriyle hükmetmeseler bile bakıyoruz kendileri yerine göre yani Ahmet'tir, Mehmet'tir, Mustafa'dır, namaz kılıyordur, şudur budur ayrı bir olay. Ama başka taraflarda bunun hiç esamesi yok. Yani hem Allah'ın hükümleri olmadığı gibi hem de kendileri de doğrudan doğruya gayrimüslimdir. Ha, buralarda ne yapacağız? Efendim biz buralara gitmeyeceğiz. Yaşamayacaksın canım o zaman. Yani sadece mahkemesine değil orayı tamamen terk edeceksin. Madem öyle
madem öyle bir fetva ile şey yapıyorsun, orada bulunmak caiz değil. Hele hele tabii Darül İslam varsa, Allah'ın diniyle hükmedilen yani beldeler, ülkeler varsa elbette böyle yerlere gitmeye zaten nedir? Müslümanlar cevaz vermiyor. Allah-u Teala Enfal suresinde zaten bunları kınıyor. Yani nedir? Muhammed'imin yanına Allah'ın dininin hükümleriyle hükmeden o peygamberin memleketine, Medine'ye hicret etmeyen, dışarıda kalan, alacağından, vereceğinden, ticaretinden veya bir takım akraba ilişkilerinden dolayı oralarda kalanlar varsa, onları Allah-u Teala ne yapıyor? Enfal suresinin son sayfasında uzun gider açıkça onları kınıyor, ayrı bir olay. Ama öyle değil. Başka şeyler için veya zarureten veya gidecek bir yer yok, ne yapıyor? Onun için yaşıyor. Bu insanlar bu mahkemelere gitmeyecek mi? Haklarını almak için elbette gidecektir. Yani özür dilerim, Müslüman enayi değildir. Müslüman aptal değildir. Bu çok önemli. Nereye getiriyorum sözü? Ha bir de dedik ya, marifetün nefsi mâ lehâ ve mâ aleyhâ. Kişinin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesi fıkıhtır dedik ya. Buna biraz örneklerle misal vermek istiyorum. Bir kardeşe rastladım. Epeyce oluyor da. Ehliyeti yoktu. Niye ehliyet almadın? Dedim. Almadım hocam. Niye? Rüşvet alıyordu adam. Yani rüşvet almadan ehliyet vermiyordu. Ben de almadım. Demek ki sen rüşvet nedir? Gasp nedir? Onu bilmiyorsun azizim. Ve kendine zulmediyorsun. Öyle değil mi? Burası çok önemlidir. Rüşvet nedir? Er-râşî vel-mürteşî kilâhümâ finnâr. Evet, rüşvet alan da, veren de ateştedir, cehennemdedir buyuruyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sen onun için mi yapmadın? Dikkat edin. Rüşvet nedir? Önce rüşveti öğren. Rüşvet, hak olan bir şeyi batıl göstermek veya doğru bir şeyi yanlış göstermek veya yanlış bir şeyi doğru göstermek için alınan, verilen şeye nedir? Rüşvet denilir. Alan da ateştedir, veren de ateştedir. Gelin yine madem ehliyetten açıldı söz, ehliyetten devam edelim. Diyelim ki sen gerçekten ehliyet almak senin hakkın değil. Bilmiyorsun. Fakat duydun ki falan yerde 5-10 kuruş verdiğin zaman ehliyet veren birileri var. Gerçi şimdi sistem biraz daha değişti, zorlaştırdı ama ne olacak? Eğer gidip o parayı verip oradan ehliyeti alırsan nedir? O alan da, alana da zehri zıkkımdır, sana da zehri zıkkımdır, haramdır. İşte bu rüşvettir. Peki rüşvet olmayan bölümü var mı? Var. Nasıl? Diyelim ki sen, herkes biliyor ki yani çocukluktan beri şoförsün. Çok güzel otomobil kullanıyorsun. Üstüne gelen yok. Yani en azından gerçekten senin hakkındır. Ama o zıkkım adam o parayı almadan vermiyorsa ne yapacaksın? Vermem mi? Ya rüşvet değil azizim. Al, zehri zıkkım olsun diye, bu gasptır. Niye? Ehliyet senin hakkındır. Sen biliyorsun, sen güzel bir şoförsün. Ama o adam alışmış o haramı yemeye, ne yapıyor? Parayı almadan vermiyorsa bunun adı rüşvet değildir. Bu gasptır. Bu eşkıyalıktır. Ve bir eşkıya yolu çevirip birilerini soyarsa herhalde soyulan adamlara da Allah-u Teala aynı şeyi, yani soyan da aynıdır, soyulan da ayrıdır der mi? Demez. Kısaca bu. Yani bunlar aslında ulema çok daha ciddi, bizim gibi böyle basit tabirlerle anlatmaz. Gümrük. Gümrükten geliyorsun. Geçeceksin, Avrupa'dan geliyorsun veya bir başka yerden, o otomobili çektin, sıraya girdin. Nedir? Duydun ki, buradaki bu adamlar var ya, saatlerce bekletmeden göndermiyorlar, arama yapmıyorlar. Ne? Para istiyorlar. 50-100 euro, Avrupa veya dolar
veya para, neyse para istiyorlar. Ve parayı şey yapmadan da oradan geçirmiyorlar. Ne yapıyorlar? Seni bekletiyorlar. Ya tamam da benim otomobilimde kaçak bir şey yok. Benim otomobilimde vergisiz veya şusuz, busuz, yani bir şey yok. Beni burada saatlerce bekletiyor. Buyurun, konuşalım. Aynı yere geliyor. Veya bir başka otomobil ki, o otomobilin içinde de epeyce gümrüksüz ve kaçak bir şeyler var. Buyurun, ne yapacaksak yapalım. Konuşun. Rüşvet nedir? Eşkıyalık nedir? Gasp nedir? Bunları birbirinden ayırmamız icap eder ve ne yaparız? Burada ayıracağız. Eğer bizim arabamızda hiçbir şey olmadığı halde adam bizi o sıcakta saatlerce bekletecekse, yani al, zehri zıkkın olsun, derd olsun diyerek, ister içinden ister dışından diyebilirsin, verirsin ve ona haramdır. Sana haram değildir. Niye? Bu rüşvet değildir. Ha, bu aslında bunun zıttı da anlatmaya gerek yoktur. Yani birisi de eğer nedir? Yani gerçekten otomobilinde, arabasında veya tırında bilmem neyinde yani kaçak bir şeyler varsa, zararlı şeyler hariç ama kaçak bir şeyler varsa bunları 5-10 kuruşta kurtarıyorsa bu rüşvettir. İkisine de haramdır. Alana da haramdır, verene de haramdır. Muhterem izleyenlerim, hayatımızda böyle olaylar çoktur. Onun için Müslüman nedir? Hakkını almalıdır. Velev ki o mahkemelerde Allah-u Teala'nın hükümleriyle hükmedilmiyorsa bile, yani efendim orada Allah'ın hükümleri, onun için ben şundan vazgeçiyorum falan, hayır sen yalan söylemeyeceksin diyorum ya, Müslüman olmak, özür dilerim, yani enayi olmak demek değildir. Biz hakkımızı alırız. Ha, biz haksız yere bir şeyler almamaya çalışırız. O da ayrı bir olay. Yani muhterem izleyenlerim, demek ki bu ayeti kerimelere göre bizim idealimiz nedir? Müslümanların kendi aralarında güçlenmesi, kuvvetlenmesi, hüküm makamları kurması, hakimi, kadısı, hepsinin kendisinden olması. Yani bütün bunlar bizim ideal olarak büyük bir idealimiz olmalıdır. Ve bu uğurda çalışmalıyız. Ve hiçbir zaman Allah'ın hükümleriyle hükmedilmeyen bir yerden razı olmamalıyız. İçimiz yanmalıdır. Ve her ne kadar arada sırada böyle bizim bir takım kazanılmış haklarımızı bu yolla elde ediyor olsak bile bunların bize açtığı zararlar nedir? Çok 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 daha fazladır. Yani bunları enine boyuna konuşulacak uzun meselelerdir bunlar. Yani bunları da ortaya çıkarttığımız zaman nedir? Yani zaten İslam'ın, Müslümanların dünyaya sunacağı bir örnek oluşturmak zorundayız. Ha, bazı şeyleri asgariye indirebiliriz. Velev ki küfür diyarında yaşıyor olsak bile, dikkat ediniz, bu ayrı bir mevzu ama Endülüs tamamen kaybedildiğinde, Endülüs İslam devleti yıkıldığında, işgale uğradığı zaman İspanya tarafından, Hristiyanlar tarafından tamamen gasp edildiğinde orada yaşayan Müslümanlar şaşkına dönmüşlerdir. Tabii bu yüzyıllar sürüyor, uzun bir mesele. Ama oradan hemen bu taraftaki Abbasi devleti daha ayakta o zaman. Abbasi devletine, Abbasi halifeliğine, oradaki alimlere meseleyi anlatan mektuplar yazıyorlar. Başımıza böyle böyle bir iş geldi. Şu anda işgal edildik. Biz ne yapmalıyız diye. Ve bu taraftaki alimler de ilk defa başlarına geliyor, dikkat ediniz. İlginç bir olaydır. Ve bu taraftaki alimler toplanıyorlar, müzakere ediyorlar. Yani İbni Abidin denilen fıkıh kitabında bu vardır. Bu alimler oraya haber gönderiyorlar. Diyorlar ki yapacağınız şudur. İslam'ın derdiyle dertlenen kişiler derhal bir araya gelmelidir. Derhal bir araya gelmelidir ve kendi aralarında bir şura oluşturmalıdır. Ve kendi içlerinden birisi, o şuradan birisi kendilerine emir, cihad emiri olabilir ama halife değil,
Evet, cihad emiri, bir emir, başkan seçmelidir. O başkan da hemen onların içerisinden kendisine 5 kişi seçmelidir. Bir, cuma imamı seçmelidir. İkincisi, muhtesip, yani emri bil maruf nehy anil münker yapacak. Efendim, zekat memuru seçmelidir. Ondan sonra buna benzer bir takım, ha ve hakim seçmelidir, kadı seçmelidir. En azından kendi aralarında yani o yaşadıkları devleti ilgilendirmeyen konularda Müslümanlar kendi aralarında bunu yapmalıdırlar. Bu ta ezelden beri gelir. Bu ezelden beri bu böyledir. Mesela yani İsrailoğulları Roma tarafından işgal edildiğinde bile en azından bir takım meseleleri kendi aralarında halledip Roma'nın valisine, Roma'nın mahkemesine gitmeme yani yolunu seçmişlerdir. Bu doğru bir yoldur. Biz de en azından Müslümanlar meselelerini halledebildiği ölçüde zorlamalı ve kendi aralarında halletmelidirler. Çok çok zaruret olduğu zamanlarda gidebilirler mahkemelere. Ama tabii hedef bu olmalıdır. Bunu iyi bilmeliyiz. İnşallahu Teala kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Şimdilik Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim.